Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma ve onursuzluk yerine payınızla sevineceksiniz. Böylece ülkenizde sadece öldüklerinde ve cennete gittiklerinde değil, böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak. Ben Tanrı ile bu dönüşüm sürecine girerek beni değiştirmesine izin verince, bu benim için bazen çok acı verici bir deneyim olmuştu. Bu deneyimi yaşayan oldu mu aranızda? Size sadece yalan söyleyip Tanrı beni değiştirdi deyin demiyorum. Bunu söyleyin ama bir şey de fark edin. Öyle günleriniz olacak ki cehennemden düşmüş gibi hissedeceksiniz. Kimse sizin ne hissettiğinizi anlamayacak. Şimdi eskiden olduğunuz yerle olmak istediğiniz yerin ortasındasınız. Nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Tanrım diyorsunuz. Neden bahsettiğimi anladınız mı? Evet. Ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz. Şimdi İsrailoğulları Mısır'da köleydi. Bu bizim kurtarılmadan önceki halimizin temsilidir. Günaha köle olmak. Tanrı onlara haberci gönderdi. Musa, bizim için İsa. O da şu haberi getirdi. Sizi vaat edilmiş topraklara götürebilirim. Onlar bağımlılıklarından kurtulup oraya ulaşamadılar. Vaat edilmiş toprakları işittiler. Tanrı'nın müjdelerini işitiyoruz. Hepiniz Tanrı'nın verdiği sözleri işitmişsinizdir ama dürüst olmak gerekirse bazılarınız şöyle diyordur. Ben bunları 20 senedir dinliyorum. Ama buna uygun olarak yaşamıyorum. Evet, Tanrı'ya Tanrım sorunum ne diye sorduğumda geldiğim nokta buydu. İsrailoğulları da bu noktadaydı. Ama 11 günlük yolculuk onların 40 yılını aldı. Sonra Tanrı Musa'ya şöyle dedi, bu dağda yeteri kadar kaldınız, size şunu söylememe izin verin. Bazılarınızın aynı yerde çok uzun kaldığına inanıyorum. Yani geçmiştekiler yüzünden hayatınızın yeteri kadar kısmını boşa harcadınız. Geçmişte yaptıklarınızı umursamayın demiyorum. Suçluluk duygusu cevap değil, cevap İsa'dır. Ve maalesef yola çıkmış olan gruptan ki onlar binlerce insandı. Sadece iki adam yolda doğup vaat edilmiş topraklara ulaşan çocuklar oldu. En baştan yola çıkan binlerce insandan sadece iki kişi Yeşu ve Kalev Ürdün'ü aşıp oraya ulaştılar. Bence kaç Hristiyan'ın gerçekten vaat edilen topraklara girerek hayatını yaşadığına dair çok önemli bir gösterge. Hayatınızı yaşamaktan bahsederken her şeye sahip olmaktan bahsetmiyorum. Finansal zenginlikten de bahsetmiyorum. Mesih'te kim olduğunuzu bilmenizden bahsediyorum. Size sunulan gücü tanımaktan bahsediyorum. Siz canlı ve nefes alır vaziyette olduğunuz için arkanızdan gelen insanların da krallığa girmesinden bahsediyorum. Neşeden, huzurdan, dengede olmaktan, duygularınızın sizi yönlendirmemesinden, kontrol edememesinden bahsediyorum. Birisi duygularınızı incitince ondan nefret etmeyin.
İhtiyacımız olan gerçek zafer budur. Daha çok eşyaya ihtiyacımız yok. Tanrı bunlarla ilgilenir zaten. O size ihtiyacınız olanları verir. Krallık maddesel şeylerde aranmaz. Bu dünyada aslında sefalet içinde olan o kadar çok zengin insan var ki çok 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 fazla. Evet! Bir mülk edinmekten bahsedilirken ne anlıyoruz? Tanrı ne demek istiyor? Evet, edinmek kelimesi mevcut işgalcileri oradan kovarak yerleşmek demektir. Yani başka bir deyişle size ait olan mülkte küçük bir işgalci şeytan var demektir. Evet! Şeytan burada büyüyebilir biliyorsunuz. Benim üzerinde en çok sorun yaşadığım şeylerden biri şuydu. Ne zaman biriyle, yani ne zaman babamın karakterine sahip biriyle ilgilensem bunu başaramazdım. Bazılarından uzaklaşmaya çalıştığımızın farkına vardınız mı? Aslında herkesle iyi geçinmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un önderliğini takip etmemiz ve Tanrı'nın yapmamızı istediğine inandığımız şeyleri yapmamız lazım. Yani demek istediğim, Dave'le evliliğimizden birkaç yıl sonra bana dedi ki babanın yanında başka biri oluyorsun. Çünkü içimde bir korku vardı. Korkuya bağlı olarak da kontrolcü bir kişilik ortaya çıkıyordu. Hayatımda öyle bir noktaya gelmiştim ki ya ben herkesi kontrol edecektim ya da onlar beni. İki seçenek birbirinden garip olduğu için dengeyi kuramadım. Bu Tanrı'nın istediği değildi. Kaç kişi hayatını kontrol eden biriyle yaşamak zorunda kaldı? Şöyle söylemeliyiz. Evet, ben seni seviyorum ama beni kontrol etmene izin vermeyeceğim. İçimiz korku doluysa bunu yapamayız. Şöyle deneyin. Tanrım, ben özgür olmak istiyorum. Evet, vaat edilmiş topraklara gireceğim. Ve benim mülkümde karşıma çıkacak olan insan, babamın kişiliğinin aynına sahip olan bir adam olacak. Evet, böyle olacak. Böylece istersem koşarak çöle dönebilirim. Ya da kendinden kaçtığınız her şey sizi başka bir yerde bekler. Çıkış yolu ilerlemektir. Tek çıkış yolu ilerlemektir. Evet öyle. Davut kral olmadan önce Goliat'la karşı karşıya gelmek zorundaydı. Bu yüzden İsa'nın bana verebilmek uğruna öldüğü özgürlüğe sahip olmak istiyorsam bu gibi insanlardan kaçıp onlardan saklanmak yerine onlarla yüzleşmeliyim. Bir gün Kutsal Ruh'un kalbime seslendiğini duydum. Babanla yüzleşmelisin. Ha. Sonra şöyle dedi. Daha değil. Ah, Tanrı'ya şükür. Ama bunun zamanı gelecek. Ve seni buna hazırlıyorum. Yine de işimi kolaylaştırmadım. Bunun zamanı gelip de Tanrı bana harekete geçmemi söylediğinde babam bir masaj koltuğunda yatıyordu. Daha önce onunla bana yaptıkları konusunda yüzleşmemiştim. Annem evin içinde fır dönüyordu. Babamın bana yaptıklarından kaçıp saklanmak için birkaç yıl akıl hastanesinde yatmıştı. Bu yüzden babamla yüzleşirken onu korumalıydım. Bu benim için çok zor bir durumdu. Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Tanrı bir şey istediğinde bu kolay olmuyor. Ama gerçekten özgür kalmanın tek yolu baskılara göğüs germek. Ve Tanrı'nın isteğini yerine getirmek. Amin.
Umarım bugün size anlattığım şeyler kafanızda bazı şeylerin canlanmasına sebep olmuştur. Size şunu söyleyeceğim. Tanrı seni hiç istemediğin o insanla yüzleştireceğim diyor. Ama şimdi değil, buna hazırlan. Kendinizi buna hazırlayın. Bugün değil ama hazırlan. Sonra başka bir sorun çıkacak. Siz yine kaçıp kaçmamak arasında seçim yapacaksınız. Burada anlaşamadığınız insanlarla yüzleşmekten bahsetmiyorum. Aranızda kaç kişi hemen şimdi kaçtığı şeyleri bana sayabilir? Kaçtığınız sürece özgür kalma şansı olmaz. Korksanız bile yapın. Amin. Cesaret korkusuzluk demek değildir. Korkuyu hissedince dahi yapmanız gerekeni yapın. Bakın, ben birkaç yıl önce Korkusuzca Yaşamak isimli bir kitap yazdım. Bu kitap korkularla nasıl başa çıkabileceğinizi anlatıyor. Evet. Yeşu ve yanındakiler vaat edilmiş topraklara girdiğinde, İncil'i okuduğunuzda göreceksiniz ki mülk edinebilmek için önce mülklerini işgal edenleri kovmalıydılar. Hadi şimdi Yeşu 1. bölüm 2. 3. ayetlere bakalım. Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Tanrı diyor ki, bu ülkeyi size verdim. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Yani size verdiğim ülke de burası diyor. Size burada özgürlük var diyor. Huzur var diyor. Mutluluk var diyorum. Burada doğruluk var, güç var, zafer var. Şimdi gidin ve bunu alın. Bedensel işlerden bahsettiğimi düşünebilirsiniz. Ama aslında kutsal ruhun sizin içinde doğru zamanın geldiği duygusunu uyandırmak istiyorum. Evet, buna bayılıyorum. Ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Ben 40 yıldır buradayım ama hala uğraştığım şeyler var. Bunun planın bir parçası olduğunu anladınız mı? Bu artık sizi rahatsız etmiyor. Amin. İşte bu yüzden gidin ve size verilen bu ülkeyi alın. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı'nın oğlu içimizde yaşamaya başladığında biz de onun başladığı işi tamamlamaya hazır olmalıyız. Her gün şeytanı ait olduğu yere geri göndermeye çalışmalıyız. Onunla sürekli kavga etmek zorunda değilsiniz. Düşmanla sürekli kavga etmek zorunda değilsiniz. Gerçeği bilmeniz yeterli. Eğer gerçeği biliyor, ona göre hareket ediyorsanız, gerçek sizi özgür kılacaktır. Evet. Bizler şu an dönüşüm sürecindeyiz. Tanrı her şeyi dönüştürüyor, değiştiriyor. Tövbe ettiriyor ve yeniliyor. Bunların gerçek anlamıysa bizim fabrika ayarlarına dönmemiz demektir. Tövbe etmek ilginç bir kavramdır. Bakın, çatı katı bir binanın en yukarısıdır. Biz de tövbe edince Tanrı'da erişebileceğimiz en yüksek yere çıkmış oluruz. Öyle değil mi? Amin. Bu süreç üzerinde düşünüyorum. Çünkü gerçekten yerinde ve güzel örnekler vermek istiyorum. Birinin eski püskü, hor kullanılmış bir mobilyasını yenilemeye çalıştığını düşünün. Sizi bilmem ama ben Tanrı'yla ciddi bir ilişkiye girince kendimi böyle kullanılmış bir mobilya gibi hissediyorum. Tanrım, lütfen beni yenile. Tanrım, beni yenile. Eğer eski püskü şifon yerimi tamir ettirebileceğim yere götürürsem,
Onu nasıl bir süreç bekler? Evet. Bakın, eski mobilya tamir ettirdiyseniz ne dediğimi anlarsınız. İlk yapacakları şey onu soymaktır. Çürümüş tahta parçalarını sökerler. Eğer mobilyanız yeteri kadar eski ise bazen 3-4 kat boya ve vernik sökebilirler. Sizi bilmem ama belki Tanrı sizinle başka türlü ilgileniyordur. Benden gerçekten bir sürü şey söküldü. Şimdi bana ne demek istiyorsun diyorsunuzdur. Hadi ama Tanrı iyidir. O bizim iyiliğimize yaramayacak bir şey yapmaz. Tamam mı? Size bir örnek vereyim. Benim radikal olduğum düşünüldüğü için bir kez kiliseyi terk etmem istendi. Bu canımı acıttı. Kilisem benden alındı. Arkadaşlarım, sosyal hayatım. Ama ben terk edecek kadar sağduyulu değildim. Merhaba. Böylece Tanrı onların beni kovmasını ayarladı. Çünkü olmamı istediği yer orası değildi. Anlıyor musunuz? Tanrı benden bu kelimeye alışabildiyseniz tüm bu insanları söküp aldı. Hepsi tek tek bana karşı cephe aldı. Bu çok garip ve aptalcaydı. Size ne olduğunu anlatsam da anlatamam. Yani resmen delilikti. Benim dedikodumu yapmaya başladılar. Kızlardan birinin gözü benim işimdeydi. Dersleri o vermek istiyordu. Bense şöyleydim. Ah Tanrım, o kadar incinmiştim ki yapayalnızdım. Reddedilmiştim. Ne olduğunu anlamadan 3 yıl boyunca dolanıp durdum. Neler oluyor? Bunu kendime sordum. Çünkü hiç kimsem yoktu. Ama ben böylece bir yola girmiş oldum. Ve şimdi kurduğum grup sürekli büyüyor. Anladım ki Tanrı o dönem hayatımda bu yola girmeme engel olacak bir şey olmasını istememişti. Size buna benzer bir sürü şey anlatabilirim. Eğer yaşananlara doğru gözle bakarsanız, içten içe şöyle dua edebilirsiniz. Tanrım, benim için iyi olmayan her şeyi söküp al. Düşündüğün yere varmamı engelleyecek olan her şeyi söküp al hayatımdan. Sana karşı gelmeye çalışırsam beni bu sunağa bağlayabilirsin. Belki de en önemli şey olduğunu sandığınız işinizden ayrıldınız. Evet, emekliliğim garanti altında. Kapıda adım koca harflerle yazılı. Terfi de alacağım. Sonra kendinizi kapı önünde buluyorsunuz, kovulmuşsunuz. Herkese kızmışsınız. Her neyse, bu sökülme işi burada bitiyor. Bu konunun kapandığına sevindiniz mi? O zaman zımparalamaya geçelim. Şöyle dediniz mi hiç, şunun hareketleri acayip sinirime dokunuyor. Hadi ama, Tanrı onları hayatınız için zımpara kağıdı olarak kullanıyor. Çünkü siz işlenmemiş bir elmassınız. O sizin kaba köşelerden kurtulmanızı sağlıyor. Ah Tanrım, ben şu an 40 yıl önceki kişi değilim. Eminim Dave de kendini 40 yıl içinde 20 kadınla evlenmiş gibi hissediyordu. Birkaç haftada bir yeni sürüm geliyor. Ama Tanrı'nın benim üzerimde çalışması gerektiğini biliyor. Tanrı bizi adım adım değiştirir.
Gelmeniz gereken noktaya gelemediğiniz için öfkelenmeyin. Dönüşüm sürecinde olduğunuz ve Tanrı sizden vazgeçmediği için mutlu olun. Amin. Evet, hayatınızda şu an zımpara kağıdı görevi görenler var değil mi? Oho. Bakın, ben onlardan kurtulabilirdim ama kafamı çevirince yine onlar gibilerini bulurdum. Demek istediğim, Tanrı sizin peşinizdeyse pes edebilirsiniz ama kaçamazsınız. Kazıma, sökme ve zımparalama işlemleri tamamlandıktan sonra artık yepyeni biri oldunuz ve sıra mühürleme işlemine geldi. Ben de kutsal ruhta mühürlendiğimizi söyleyen ayete bayılıyorum. Efesliler 1:13. Amin. Yani ham olan bu yeni varlığın üzerinde her yerde kutsal ruhun mührü var. Hadi ama. Sonraki aşama da boya ve cila işi. Evet. Biliyor musun? 40 yıldır Tanrı'yla yürüyorum ama bu aşamalara ulaşamadım diyebilirsiniz. Evet biliyorum ama mobilya ne kadar yaşlanırsa bazen tozlanır ve cilalanması gerekir. Ben çoğu kez Tanrı'nın beni bazı konularda cilaladığını düşünüyorum bazen. Kapandığını düşündüğünüz şeylerin yeniden karşınıza çıktığı oldu mu? Galatyalılar 5:1, Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Tıpkı bir mobilyanın değişmesi gereken parçaları olabileceği gibi bizim de parçalarımız olabiliyor. Kutsal ruh en doğru zamanı bildiği için ihtiyacımız olduğu zaman rahatlayacağımız yere götürüyor. Evet, işte bunu başardım diyoruz kendimize. Of! Evet, başardım işte. Teşekkür edelim. Tanrım sen harikasın. Sonra ne olduğunun farkına bile varmadan bir sabah uyanınca... Tanrım ne kadar negatif düşünce varsa hepsi kafanızın içinde oluveriyor. Yani daha dün insanları yargılamamamız gerektiği hakkında ders verirken. Evet oluyor bu. Söyleyin yanılıyor muyum? Şeytan şöyle düşünmenizi ister. Sen günaha girdin. Şeytanın içeri gireceği kapıyı açtın. Bu yüzden günahkar kalacaksın. Benim neyim var, benim neyim var, benim neyim var, benim neyim var. Saldırı altında olduğumuzun farkında olmalıyız. Şeytanın içeri sızabileceği küçük bir delik var, evet. Eğer dik durur Tanrı'ya olan güvenimizin sarsılmasına izin vermezsek, Tanrı bu deliği kapatacaktır. Neler olduğunu anlamıyorum. Ama senin istediğin şekilde ilerleyeceğini biliyorum. Bunu sağlayacağına inanıyorum. Amin. Amin. Kutsal ruhun liderliği altında yürüyün. Çünkü o sizi asla yanlış yere götürmez. O sizi bütünlüğe, doğruluğa ve dönüşüme götürür.